Tarih 30 Mart 2014. Bayrampaşa kararını verdi. Mührünü halka hizmet, hakka hizmettir diyen Atilla Aydın Erden yana kullandı. Gücünü halktan alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in hedefi her alanda gelişmiş, mutlu, huzurlu ve modern bir Bayrampaşa'ydı. Siz Bayrampaşalılara söz verdik. Daha iyisini, daha güzelini, daha değerlisini halkımıza sunmak için var gücümüzle çalıştık. Hayal ettik, planladık ve başardık. Bayrampaşa'nın altın yılına imza attık. Eğitimden sağlığa, kent mimarisinden sosyal belediyeciliğe, ulaşımdan kültür sanata, her alanda birlikte kurduğumuz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Kurduğumuz iletişim ofislerimizle halkımızı bilgilendirip, onların talepleri doğrultusunda kentsel dönüşüm projelerimizi şekillendirdik. Kentsel dönüşümü başlattığımız Vatan Mahallemizde en son teknolojiyle donatılmış depreme dayanıklı binalar, dev meydanlar, geniş sokaklar, yemyeşil parklar, trafiğe çare olacak otoparklar oluşturuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen Eski Bayrampaşa Cezaevi Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile 2200 konut, 350 yataklı hastane, bir ilköğretim okulu, cami, zemin altı otoparkıyla kültür ve sanat merkezini halkımızın hizmetine sunacağız. Bayrampaşa'mızı her alanda halkımızın hak ettiği modern bir yapıya dönüştürdük. Prestij caddeler projemizde ilçemiz yepyeni bir görünüme kavuştu. Asfalt döşenmiş yeni yollar, granit ve bazalt taşlarla hazırlanan kaldırımlar ve estetik görünüme sahip galvaniz aydınlatma sistemleriyle prestij caddelerimizi oluşturduk. Modern ve çağdaş bir şehir orada yaşayan tüm bireylerin ihtiyacına göre şekillenir. Bu anlayıştan yola çıkarak Bayrampaşa'nın bütün kaldırımları, yürüyüş yolları, parkları ve hizmet binalarını engelli vatandaşlarımız için yeniden düzenledik. Aynı zamanda halkımızı yaptığımız belediyecilik çalışmaları ve sosyal aktivitelerle ilgili bilgilendirmek için ilçemizin çeşitli yerlerine LED ekranlar yerleştirdik. Bayrampaşa'nın ihtiyaçlarını biliyoruz. Hiç bitmeyen bir aşkla her zaman en iyisi için çalışıyoruz. Geleceğe bugünden sahip çıkıp planlıyoruz. Muratpaşa Mahallesi, Yedisi Bir Arada projesi de çağdaş bir Bayrampaşa hedefimiz doğrultusunda hayata geçirildi. Birçok sosyal tesis ve belediyecilik hizmetini kapsayan projemizin temelini Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Güllücel'in de katıldığı törenle attık. Hedefimiz mutlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir Bayrampaşa. Bu hedefe ulaşmak için ilçemizi spor alanlarıyla donatmaya devam ediyoruz. Yeni tesislerimiz, havuzlarımız, spor evlerimiz, futbol eğitim merkezlerimizle gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Her yıl 80 bine yakın Bayrampaşalı spor tesislerimizden yararlanıyor. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla Semih Erden Spor Kompleksimizde spor okulu açtık. Okulumuzda basketbol, voleybol, karate, atletizm, tekvando, çocuk jimnastiği, step ve aerobik aktiviteleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde ise 1300 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, İstanbul'un ilk kapalı atlamalı kuleli havuzu, yine bir ilk olan aqua yüzme havuzu, basketbol, voleybol, karate, judo, tekvando salonları, her yaş grubunun rahatça futbol oynayabileceği halı sahalar, herkes için yüzme havuzları yer alıyor. Yıldırım Mahallesi'nde FIFA standartlarına uygun zemin ve ölçüye sahip, kapalı tribünü 1250 kişilik oturma kapasiteli yeni SEM stadımızı inşa ederek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda Türk sporuna yeni Arda Turanlar kazandırmak için ilçemizdeki amatör spor kulüplerine her türlü malzeme yardımında bulunmaya devam ediyoruz. Çocuklar ve gençler için projelerimiz sadece spor alanlarıyla sınırlı değil.
İlçemize kazandırdığımız eğitim tesislerimizle gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi için bir taraftan ilçemizin tüm okullarıyla tek tek yakından ilgileniyor, diğer taraftan Bayrampaşa'mıza yeni okullar kazandırıyoruz. Bosna'nın efsane lideri merhum Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in adını verdiğimiz Bayrampaşa Anadolu İmam Hatip Lisemizi öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bayrampaşa'nın en büyük lisesi olma özelliğini taşıyan toplam 9 katlı okulumuzda spor ve konferans salonları, yüzme havuzu, yemekhane, son teknolojiyle donatılmış derslikler ve mescit yer alıyor. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinin hemen yanında hizmete sunacağımız meslek lisesi ve modern yurtla öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini yerinde öğrenip zaman kaybetmeden ders çalışabilecekleri bir eğitim alanına kavuşacaklar. Oğuzhan İlköğretim Okulu projemizle Bayrampaşa'da önemli bir eğitim yatırımında daha bulundu. Aynı zamanda zeminaltı otoparkıyla otopark sorununa da çözüm getiriyoruz. Bayrampaşa Şehir Parkı'nda yapımı devam eden Down Sendromlu ve Otizm Okulumuzla engelli çocuklarımızı sosyal hayatın birer aktörü haline getirecek ve eğitimlerine destek olacağız. Eğitim alanındaki çalışmalarımız sadece tesisleşmeyle sınırlı değil. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize her yıl burs veren belediyemiz, bu yılda tam 2500 çocuk ve gencimize burs desteğinde bulundu. 15-25 yaş aralığındaki gençlerimize 9 yıldır ücretsiz olarak eğitim hizmeti veren Bayrampaşa Gençlik Merkezimiz BayGem, aynı zamanda masa tenisi, langırt, futbol ve basketbol turnuvalarıyla gençlerin dinamik olmalarına, sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini ve sağlık seviyelerini yükseltmek amacıyla kurduğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz olarak tıbbi, psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Özel eğitim sınıflarımızda engelsiz öğrencilerimizle birlikte eğitim almalarını sağlayarak toplumdaki yerlerini sağlamlaştırıyor, sık sık düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde onlarla birlikte eğlenmenin keyfine varıyoruz. İlçemizdeki bilgi evi sayısını toplam 7'ye çıkardık. Yaklaşık 3000 öğrenci kapasiteli bilgi evlerimizde Türkçe, matematik, İngilizce ve fen bilgisi branşlarında ücretsiz olarak eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz bilgi evlerimizden aldıkları eğitim desteğiyle geleceğe daha güvenli ve sağlam adımlarla ilerliyor. Gençlerimiz onlar için yaptığımız yatırımların karşılığını bizleri gururlandırarak veriyor. Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek hayaliyle açtığımız bilim merkezimiz bu yılda ödüle doymadı. Sundukları bilimsel projelerle yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalardan ödüllerle dönen bilim merkezi öğrencilerimiz TÜBİTAK proje yarışmalarında birinci olarak Bayrampaşa'nın gururu olmaya devam ediyor. Her mahallemizde eğitim, sağlık ve spor alanlarında hizmet sunacak semt konağı projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Altın Tepsi, Terazi Dere ve Kartal Tepe semt konaklarımızı halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi sıra diğer mahallelerimize yapacağımız semt konaklarına geldi. Onları da en kısa sürede faaliyete geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen trafik sorununa Üstü Park 6 otopark projelerimizle kalıcı çözüm üretiyoruz. Yaşam kalitesi yüksek, uygar ve çevreye duyarlı bir Bayrampaşa inşa etme anlayışı içinde baştan sona yenilenen 4500 metrekarelik Doktor Fazıl Küçük Parkı'nı ve parkın altına inşa edilen 3 katlı 300 araç kapasiteli zeminaltı otoparkı halkımızın hizmetine sunduk. Hedefimiz mevcut 3142 araç kapasiteli otoparklarımızın kapasitesini yeni otoparklar inşa ederek 5 yıl içinde 25.000'e çıkartmak. Bayrampaşa'da parklarımız hiç bu kadar yeşil olmamıştı. Özel ve güzel ilçemizi her yönüyle geleceğe hazırlıyoruz. Yeşil alan ve parklarımızı halkımızın keyifli vakit geçirebilmesi için çevre düzenlemesinden güvenliğine her yönüyle hazırlayıp hizmete sunduk. Merkezi parklarımızda internet erişim sistemlerini kurmak için çalışmalara başladık. Yakın bir zamanda tüm Bayrampaşalılar parklarımızda internet erişiminden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.
önemli birer ortak yaşam alanı olan parklarımızın güvenliği yerleştirilen kameralarla sağlanıyor. Ayrıca oluşturduğumuz motorize güvenlik timlerimiz emniyet teşkilatımızla ortak hareket ederek parklarımızın güvenliği için 24 saat görev yapacak. Bayrampaşalıların doğayla bütünleşmesini sağlamak amacıyla Kemerburgaz Göktürk mevkiinde geniş bir piknik ve mesire alanı oluşturduk. Alanda 300 metrekare kır kahvesi, kır gazinosu, 2 adet su deposu, 5 adet çeşme, 5 adet kameriye, yürüyüş yolları bulunuyor. Şehrin gürültüsünden bunalan Bayrampaşalılar doğayla iç içe olan 70 dönümlük piknik alanımızda yeşilin keyfini sürebilecekler. Bayrampaşa'da sosyal hayatı geliştirecek ihtiyaçları tek tek tespit ediyoruz. Ailelerimize ücretsiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti vereceğimiz merkezler oluşturduk. Hayır Evi projemizde belediye başkanımızın saygıdeğer eşi Melahat Aydıner öncülüğündeki hayırseverlerimiz gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin mutluluğu için çalışıyor. Hayır çarşısı dükkanlarında kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünleri satarak ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca düzenli olarak kömür, gıda ve giysi yardımı yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın da bu ihtiyaçlarını belediyemiz tarafından karşılıyor. Halkımızın kültürel hayatına katkıda bulunmak için de çalışmalar yürütüyoruz. Tüm ömrünü vatanına ve milletine adamış bir gönül eri, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy adını taşıyan kültür merkezini açarak Bayrampaşa'nın kültürel hayatının hizmetine sunduk. Bir taraftan yeni kültür merkezlerini açarken, diğer taraftan yıl boyunca düzenlediğimiz çocuk ve yetişkin tiyatroları, interaktif şovlar, geziler, konserler, seminerler ve konferanslardan oluşan kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. 7 iklim, 7 renk kültür şölenimizle 3 yıldır tüm Türkiye'yi Bayrampaşa'da buluşturuyoruz. Doğunun, batının, kuzeyin ve güneyin tüm kültür değerleri Bayrampaşa'da sergileniyor. Barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün dili konuşuluyor. Tüm Türkiye Bayrampaşa'da tek yürek oluyor. Şehitlik mertebesinin yüceliğini gençlerimize anlatmak için vatan uğruna toprağa düşen Türk, Bosna Hersek ve Arnavut şehitlerinin anısına Bayrampaşa Şehir Parkı'na şehitler anıtını inşa ettik. Balkan coğrafyası biz Bayrampaşalılar için çok değerli. Kalbimizin bir yanı her zaman Balkan topraklarında atmaya devam ediyor. Oralarda kardeşlik tohumlarını her yıl ekmeye devam ediyoruz. 10 yıl boyunca Balkanları karış karış gezen bereket konvoyu iftar sofralarında tam 1 milyon, kültür sofralarında ise 2 milyonu aşkın kardeşi bir araya getirdi. Aynı zamanda Bayrampaşa Müftülüğü ile birlikte Kosova'nın Mitrovica şehrinde aynı anda 5 bin mümin kardeşimizin namaz kılabileceği Bayrampaşa İsa Bey Camii'ni inşa ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz komşuluk iftarlarımızla binlerce Bayrampaşalıyla aynı sofrada buluştuk. Sokak sokak ilçemizi dolaşarak Ramazan mutluluğunu paylaştık. Ramazan bereketini Bayrampaşa'nın dışına da taşıdık. Türkiye'de ilk defa Bereket Ekspresi ile Anadolu'da özel iftar programları düzenleyerek binlerce insanı tren garlarında bir araya getirdik. Anadolu'nun toplam 20 il ve ilçesinde kurulan iftar sofralarında gönüller birleştirildi, dostluk ve kardeşlikler pekiştirildi. Altın yılında Bayrampaşa, huzurlu, mutlu ve çağdaş dünyanın imkanlarından yararlanılabilen bir yaşam merkezine dönüştü. En iyisini, en güzelini hak eden Bayrampaşalıların ihtiyaçlarını biliyoruz. Hiç bitmeyen çalışma aşkımızla yorulmak nedir bilmeden geleceğimizi bugünden inşa etmeye devam ediyoruz. Sizin için, mutlu bir gelecek için.